Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Salat ve vesselam ala resulina Muhammedin ve Alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak bu asın cazibedar fitnesinden hepimizi muhafaza eylesin. Âmin. <gülme> Ahır zamanın fitnesinde en dehşetli rolü oynayan Tayfe-i Nisai. Ahır zaman fitnesinde Kadın tayfesi. Ahır zaman fitnesine en dehşetli rol ona verilmiş. Onların fitnesi olduğu. Hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor. Çok acayip. Ee, şimdi okumak istediğim, merak ettiğim yer de şu cümle. Nasıl ki tarihlerde, eskide, eski zamanlarda Amazonlar namında gayet silahşör kadınlardan mürekkep bir tayfeyi askeri olarak harika harpler yaptıkları naklediliyor. Amazonlar. Ben Afrika'da biliyordum ama Samsun'daymış. <laughs> Furkan söyledi, Samsunlu söyledi. Amazonlar, e, savaşçı kadınlar. Ordu kadından mürekkep. E, Amazonlar namında çok meşhur olmuş. Sinopaka'da da varmış değil mi? Samsun'dan Yok, termeden başlayıp değil mi? böyle bir ordu. Kadınlarmış. Ok atıyorlarmış. Okçu. Özellikleri ok namında gayet silahşör, kadınlardan mürekkep, kadınlardan meydana gelmiş bir tayfe askeriye, asker tayfesi. Harika harpler yaptık, yapmışlar. Harika. Ustadın lisanına gelmiş. Harika harpler yapmış. Olmayacakları yapmışlar. Kadınlık özelliği olan korkaklık kalkmış. Erkekleri de esir alıyorlarmış. Savaştırmıyorlarmış. Aynen bunun gibi. Şimdi bu zamanda ne anlamı var? Bu zamanda zındıka dalaleti, bu zamanda zındık adalet zındık kime diyor böyle diyoruz ama zındık nedir yani karşılığı nedir şimdi kim olabilir küreselciler ya yani. zındık adalet İslamiyete karşı muharebesinde İslamiyete karşı savaşında ne, neyi kullanıyor hudut yok artık dikkat edersen hudut savaşı yok korona hudut savaşı var mıydı yoktu korona bir baştan aşağı bir savaş senaryosu tekrar hortlatıyorlar ama ee, mesela açlık krizi e, korku, evham vesvese bunlar hep savaş ama yani bir sebeple mesela açlık yok olacak. Ya zeytinyağı ile panik yapan Müslümanı düşün. Kafir ne olur? Müslüman bu hale gelmişse Müslüman ya. İslam'a karşı savaşta neyi kullanıyorlar şimdi? Nefsi emmarenin planıyla şeytan kumandasına verilen fırkalardan en deşetlisi yarım çıplak hanımlardır ki açık bacağıyla, dehşetli bıçaklarla ehli imana taarruz edip saldırıyorlar. Onu e, gençleri karşı kullanıyorlar. Ben buradakini okuyorum. Nikah yolunu kapamaya, fuhuşhane yolunu genişletmeye çalışarak çokların nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Bak Türkiye'de istatistik %50 boşanma var şu anda. İslam memleketi bu ya. ya. Almanya değil ki burası. Çoklarının nefislerini birden esir edip kalp ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın var. Haram kalbe siyah bir ok gibidir diyor. E, o i̇kinci lemada da günahlar e, kalbi siyahlandıra, siyahlandıra nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyorlar diyor. Yani haram, gire 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 gire. Kalbin katı, katılaştığını nasıl anlayacağız? Artık e, dine karşı, namaza karşı, kitap okumaya karşı, sohbete gitmeye karşı tahammül olmuyor, istek olmuyor. Şöyle oluyor. Sıkılıyor. Namaza sıkılıyor, kitap okumaya sıkılıyor. Of tamam, birisi dese patlayacak. Yani tamam ya kitap kitap. Sanki çok okumuş da sabahtan akşama sanki bir dakika daha on dakika okumuş. Ya kitap kitap tamam da bugün hiç okudun mu? Yok. Hani kitap kitap diyorsun. Film film demiyorsun. Video video demiyorsun. İşte kalbin işte siyalana siyalana günah işte işte kalp siyalanıyor. Siyalandıkça da dine karşı meyil olmuyor. Bu büyüklerde değil çocuklarda da kalmamış yani. Video ne kadar seyretmişse çocuklarda da kalmış. Ç çocuklar niye bir şey yapmış? 26. Lemada geçiyor. Ya me yecelu vildane O günler ki diyor çocukları da ihtiyarlattı. Ne demek? Yaşamadan, yaşlanmadan, yaşamadan yaşlanmadan çocuk yaşlanmış. Ölmeden öldü, gitmeden geldi, vermeden aldı. Yani çocuk yaşayacak, yaşlanacak. Hiç olmadan çocuk ama yaşlı. Şöyle diyeyim. Mesela misal vereyim. Sen kaç yaşındasın yavrum? 15. Kaç? 11. 11. Sen? 11. 11. Ofa ortadaki. Ben mi hocam? Onun yanındaki. 10. On. Sen? 12. 12. Tamam. Daha ufak. Aa, oradakiler var. Onlar çok ufak. Onlar ne kadar? 7. 7. Bak. Ömer senin için kaç yaşında? 7. Bak. Bak şimdi. 7 yaşında telefonu olan bir çocuk düşünelim şimdi. Şimdi 500 sene önce Osmanlı'ya geç. Ben beraber konuşuyoruz. Yani. 500 sene önce. Şimdi bu çocuğun 7 yaşında bildiği bilgileri bilgi alt alta topla. Yani vidol vasıtasıyla şeylerle. 500 sene önce Osmanlı'da 50 tane büyük yaşlı adamın bilgisini topla. Hangisi daha fazladır? Çocuğun fazladır. Mesela en basiti. Ben şimdi burada 7 yaşında dese ki ben dayımla, amcamla, dedemle almaya da tamam canlı yayında görüşebiliriz böyle. Şaşırır mı çocuk böyle canlı yayın yapsa? Ömer şaşırır mı? Aa, aa dedeye bak ya falan. Kaşınıyor burada da kaşınıyor. Konuşuyor burada da konuşuyor. Almanya'da. Almaya da. Peki 500 sene önce 500 tane adamı bir araya silindirle birleştirsen tek adam olsa görse ne der? Beyni yanar anlamaz ki. Lan ne? Mekke'den canlı yayın yapıyor. Onlara almaya demeyeyim de Al o Kabe'yi gösteriyor. Alabilir mi aklı? Ya ben Kabe'ye gideceğim. Sana oradan görüşeceğiz. Telefon yok. Nasıl görüşeceksin? Babam Almanya'daydı 1970'te. Mektup yazardık. Bir ayda giderdi. Cevap yazardı bir ay. Üç aydan önce mektup bir şey iletişim olmazdı. Üç ay. Bir ay git, bir ay gel. Aldığı gibi yazmıyor ya. E de posta geldi diye hemen köyüme gelmiyor ki. Geldi salı günü perşembeye bekleyeceksin. Haftaya bekleyeceksin ki sana mektup gelsin. En az iki buçuk, iki buçuk, üç ay. Şimdi canlı yayın. Adam Mekke'den dedesini o dedi. Bak diyor tişört aldım senin diyor. Bak. Sana şunu aldım diyor. Bak telefon. Dedi hayır onu değildi bunu ver. Dedi mi 7 yaşında? Şaşırıyor mu? Şaşırmıyor. 500 sene önce Osmanlılar'da 100 tane adamı topla. Yüzü de bir tek akıl olsun. Mekke'den tişört alacağım sana. Ne yaparlar? Herhalde ellerinde düşer ya korkudan. Cinlendim der ya. Cinlendim ya. Böyle bir şey olur mu? He. Şimdi ayete bak. Yevme yecelül bildane şiiba. O günler ki, öyle bir günler gelecek ki, çocuklar yaşlılar gibi olacak. Yaşlı olacak. 7 yaşında ama 70 yaşında gibi malumat sahibi olacak. 7 yaşında ama 70 yaşında ki adamın malumatından fazla olacak. 10 tane 70 yaşında Osmanlılar'dan 500 sene önce 70 yaşındaki 100 tane adamı topla, 7 yaşındaki çocuk kadar bilgisi yok. Suçu ne peki? i̇bn Zamandır der. i̇bn Sina şu anda çocuklardan geridir. Peki sebebi nedir diyor usta? Zamanın çocuğu. i̇bn Zaman. O zaman nimet ne kadar büyükse o kadar da nikmettir. Ne kadar nimetse o kadar nikmeti taşıyor. İman olabilmesi için küfrün reddedilmesi lazım. La ilahe olmadan illallah olmaz. İman olabilmesi için küfrün reddedilmesi lazım. Yani zıttıyla var diyorum demek istiyorum. Şimdi ayete bak. Bu denilir mi? Ya me yecelül şiba. Öyle bir günler ki çocukları da ihtiyarlattı. İhtiyar çocuklar. Ustad ne demiş? Sakalı var ama aklı çocuk hala. Sakalı çocuklar diyor. Çok tuhaf. Tuhaf şeyler oluyor ama içinde yaşadığımız için uyanmıyoruz. Hele bir derslere geldiğimiz halde bu haldeyiz. Dersleri gelmeyen veya bu haber, bu meselelerden haberi yok. Veya tam tersi biraz da git bir İslam'a girmemişse. İslam'a girmemişse insan olduğunu da bilmiyor ki. Düşünemiyorum yani. İslam'a girmemiş. Gel bire İslam ama bunu okumamış, dirsekler çürütmemiş, bir şey dinlememiş, okumamışsa biz okuduk buyuz. E okumazsa okuduk, dinledik derse geldik namaza of, of çekiyoruz Recep. Hem zor kılıyor. E şimdi okuma dersi gelmeye nasıl kılacak? Onun için namazı terk etmiş. Ne anlattım bu kadar birkaç dakika? Günahlar kalp kalbe gire gire siyahlandıra siyahlandıra nuru imanı çıkancaya kadar katılaştırıyorlar. Bir Cenab-ı emri gelince sohbette de sohbette ne yapar? Hutbede hutbe Peki burada ne yapar? Birbirine işaret yapar. Ne bu, bu oldu? Günahlar kalbe gire gire. Hiç çocuk deme. Çocuklara günah yazılmıyor ama kalbi siyalanıyor. Bak çocuğun tuttuğu oruç babasına da yazılıyor. Çocuğa çocuk olduğu için günah yazılmıyor ama günahlar kalbini siyalandırıyor mecalı kalmıyor. Hadi Elif Bey git. Hayır. Omuzum öyle yapıyor. E günah yazılmadı ama kalp kalmadı. Olumsuzluğu anlatmak için anlatmıyorum. Yani farkında olmak lazım ve tedbir almak lazım. Eğer ciddi kendimiz, ben kendinizi çoluk çocuğunuza mukayet olun. Farz yaparken haramla karşılaşacaksa diyor. Halve tanesine kılsın deniliyor. Şimdi o dönemdeyiz. Koruyun kendimizi. Birbirimizi korumak zorundayız. Ben bunları şey için anlatıyorum. Birbirimizi korumak için söylüyorum. Eğer maddi ve manevi bir kıyamet kopmasa, dünya bütün bütün çıktı. Eğer maddi ve manevi kopmasa, şart söylüyor. Ha, i̇ki tarafta açık. Gelecek bir şaşalı dönemde var ama kıyamet ihtimali de var. Ha, bu lakaytlığı kaldırmıyor. Kendinize mukayet olun, kendimize mukayet olalım, kendimize mukayet olun. Kapınızı kapatın, çoluk çocuğunuza sahip olun. Çoluk çocuğuna sahip oldu da odaya sokup da bununla muhatap olduktan sonra zaten bu kanalla bunlar zannediyor ki ben bunun düşmanı bir video, videoların düşmanı değilim. Kalplere giren günahların düşmanıyız. Ben korkuyorum. 60 yaşında oldum. Vallahi Allah şahit korkuyorum. Ya olan girip de bir, bir, bir şey muhatap olursam ne yapacağım şimdi? Tövbe etsem Allah hesap sormaz ama mecalım gidiyor. Ha, tövbe ettin tamam günah yazılmadı diyelim. Allah da affetti tamam vaat ediyor. Fakat mecal kalmıyor. Namaza şefkim olmuyor. Kitap okuyamıyorum. Derse gelemiyorum. Derse gelsem geç geliyorum. Basit basit yemek bahaneleri. Mesela işe giderken geç kaldın. Yemek yemiyorsun. Tehir ediyorsun. İşten çıktın. Yemek yemedin. Yemek kardeşim. Çabuk derse gel. Haftada bir gün gel. Yemek kardeşim. işe giderken yemiyorsun. Geç kaldığın zaman. Mecal kalmıyor. Ondan oluyor kalp kalbe günah giyince cüzlerimizi okuyamıyoruz, tesbihatı yapamıyoruz, namazı zor kılıyoruz. Namazı böyle paldır küldür. Gelmiyoruz. Gelsek bile bir sürü şeylerimiz var. Ya Allah yardım etsin bize. Ahir zaman ahir zaman fitnesinde böyle oluyor ama nimeti de büyük. Eskide bir vacip yapabilmek için selatı vitir kılman lazım. Şimdi bir arama kafayı çevirdin. Yüzlerce vacip işliyorsun. Bir bir haramın terki farzdır. Vaciptir. Yani. Şafiler göre vacip. Vacip farz manasına. Terk ettim öyle Yüzlerce farz işlemiş oldun. Yani yapabilirdin haram. Yapmadın. Ama eskide selat vitil kılman lazım. Veya kurban kesmen lazım. Vacip. Şimdi bir kafayı çevirdin. Aslında bir vacip. 10 tane vardı. 10 tane vacip. E, sebap da böyle de. Girebilirdin girmedin. Yani... Ben elimde ya odamda gelmiyorum senin için. Şimdi Allah'ın nazarını düşün. Ben bir tanesini söyleyeyim hatırıma gelen. Böyle girebilirdin. Hayır lan. Ver lan şu telefonu. Dedin değil mi? Ben hadisi kutsiden bahsedeceğim. Bilme ana kafamda kaldı. Meleklere gösteriyormuş o kulunu. Ey benim için şehvetini terk eden genç diyor. Lugatta geçiyor büyük. Büyük lugatta geçer. Şehvet madem. Sen ey benim için çehvetini terk eden genç sen benim bir kısım meleklerim gibisin diyor Allah. Ve onunla meleklerine karşı iftihar ediyormuş. İftihar ediyor. Yani şartlar ağır olunca ağırlık olmuyor. Sebap da dev yani. Ufak bir şey mesela bir tesbihatla bütün şirketin sevabına giriyorsun bak. Şunu ve tesbihatla ve ve bir talebe tere sailunu ya salat Hop şirkete girdim bak görüyor musun? Oo sevap da öyle, günah da öyle. Günah da böyle şirketi yok ama kalbe girince siyahlandırıyor. İşte şunu anlatmaya çalıştım. Kalpte siyahlanınca of poflar, estemeler, uykular basar televizyon seyrederken, maç seyrederken, siyaseti dinlerken uykumuz gelmiyor. Niye derse gelince uykumuz geliyor? Bir teselli için şöyle diyorum. Ruhlar rahatlıyor da onun için. E ne yapalım öyle diyeceğiz. Aslında mecalımız kalmadığındandır. Niye yemek yerken, baklava yerken gelmiyor? He? Baklava yerken niye uykumuz? Kendim ben de ayın. Yani çorba içerken Rolanti'de çalışıyor. Baklava olunca seriye çalışıyor. Hiç baklava erken uyanı gördünüz mü? Böyle. Aa elinde baklava uymuş. Ama elinde kitap ve kulan uyanı gördüm ya. Abi adam adamın elinde baklava uymuş. O hayli. Kalbi mi durdu deriz. Uykusu geldi demeyiz. Birkaç sene böyle böyle namahreme böyle göstermenin cezası istediği fıtratına uygun bir aile olmamakla beraber beklediği muhabbeti, şefkati, anlayışı yaşlanınca da gençliğinde bulamaz. Mesela bizim babaanneler vardı Enes bilir. Herkes hürmet eder. İffetini, namusunu koruduğu için herkeste bir merhamet şey var. Ama baktığın zaman böyle iffet ve namusunu ve koruyamayanlar yaşlanınca torunlarından da o muhabbet, şefkati, alakayı korumayı bulamıyorlar. Bak diyor ki dünyada da emniyet ve sadakati kaybettiği için mesela uçaktan geliyorum dün indim çıkıyorum şeye duyuyorum iki kişi. ya diyor iki tane hanım ben zerre kadar tahammülü kaldıramam diyor ya en ufak şey tahammülüm yok diyor Ona baktım Allah Allah ben, ben de korktum ya sandan iki kişi gidiyorlar inan itima yalan söylemiyorum Şöyle baktım korktum ya olan dedim ya Allah Allah. Zerre kadar diyor böyle diyor. Zerre kadar diyor. Tahammülüm sabrım yok diyor. Hiçbir şey diyor. Vay be. Ya sifona diyor ki erkekler de. Tahammül, sabır, af. Külli bakmak. Onun kusuru var ama iyilikleri de var. Yok. Hemen hemen defteri siliyoruz. Hemen boşanıyoruz canım. Ayrılıyoruz. Allah Allah. Sabır, tahammül, af, merhamet, şefkat azalmış. E, Munasip eşi de bulamaz. Resmi sanki ortaklık, fabrika ortaklığı gibi olmuş. Sen şuraya kadar, sen de buraya kadar hududumuz var. Hatta bu halin neticesi olarak o ahır zamanda bazı yerlerde nikaha, rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden kırk kadına bir erkek nezaret edecek derecede emnetsiz, sahipsiz, kıymetsiz bir surete gireceği hadisin rivayetlerinden anlaşılıyor. Beşinci şurada geçiyor. Bir erkek 40 kadına nezaret edecekmiş bu halin bak neticesi olarak ahir zamanda diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Peygamberimizin hadisi ya. Hasan dediği suçlu değil. Peygamber demiş. Savcılıktan geçen Risale-i Nur. Adam bir şey dedi diye işinden aldılar ya. Onun için söylüyorum yani. E şimdi bunu da kitaptan okuyorum. Basın savcısından geçmiş bir kitap. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisi. Ahir zamanda nikaha rağbetsizlik olacakmış riayetsizlik olacakmış. Neticesi de 40 bu yüzden 40 kadına bir erkek nezaret edecek. Emniyetsiz olacakmış nikah. Nikah öyle ciddi bir şey olmayacak. Emniyetsiz olacak. Gerisini sen dolduracaksın. Bu şey olursa tabii kadın şey kızlar da nikah şeyi olmayınca kızlar da kadına dönüşecek. Ya evlenmeden. Ya 40 tane kadına bir erkek nezaret ederse böyle olacak. Ne, emniyetsiz, sahipsiz, kıymetsiz bir surette gireceği. Yani bu sefer evlilik, eş, kıymetsiz, sahipsiz, değersiz, rabetsiz olacak. Rabet yani. Hadis-i anlaşılıyor. Allah Allah. Çok garip ya. Bu derse şey olmama sebep bugün Harbi Osman Bey'de o taraflardaydım. Vize ile alakalı da yani Allah Allah, bu kadar da bilmiyordum yani. Madem hakikat budur ve madem her güzel, güzelliğini sever ve elinden geldiği kadar muhafaza etmek ister ve bozulmasını istemez. Değil mi? Güzel, güzelliğini sever, eline geldiği kadar muhafaza etmek ister, bozulmasını istemez. Ve madem güzellik bir nimettir. Güzellik de zannediliyor ki karşın gözünün yerinde olması, büyük küçük beraber olması, şu olması şişirmesi, ameliyat olması değil ha. O kadar güzel var ki meymenetsiz yani. Nuranilik yok yani. Mesela çocuktur ya. Yani. 8-10 yaşındadır, 9 yaşındadır, 10 yaşındadır ama bu uçanı gelmemiş. Hakikaten kız olsun, erkek olsun günah evet günah yazılmamış ama kalbinde meymenet kalmadığı için seyrede videoları, ede o yaşta her şey seyredince suratında, simasında nuranilik ve masumiyet ve mazlumiyet yok. Yaşlı bir zalim bir adama veya kadına benziyor. Yani bazı çocukların kızlar da olsa yaşlı bir kadına benziyor. Yaşlı adama benziyor. Acayip yani hani iyi bir şeymiş gibi bazılarda da şöyle diyor. Amcası büyüdü de küçülmüş. Her şeyi biliyor. Keşke bilmeseydi. Her şeyi bilmeseydi keşke. Bazı şeyleri bilseydi. Bu biz birbirimizi korumak için konuşuyorum ya. Yani. Koru, koruyun kendimizi. Nasıl konulacağını da ben de bilmiyorum ya. Ama okuyorum. Sizin okuduğunuzu okuyorum. Nasıl siz okuduğunuz bir şey. Ben de bilmiyorum. Ancak, ancak şöyle. Ben e, şunu biliyorum. Elimden geldiği kadar bu tür yerlere girmemeye çalışıyorum ki mecalım, ruhum kal, gitmesin. Bir de cemaati bırakmıyorum. Bugün ben 60 yaşında. Ne kadar ne okursam okuyayım. Samimiyetimle söylüyorum. Size lazım olur diye söylüyorum. Ne kadar cüz okursam okuyayım, ne kadar risale okursam okuyayım, ne yaparsam yapayım. Derslere gitmedikçe, muzakere edilir, derslere gitmedikçe korunamıyorum. Ayakta duramam. Şu anda ders yapıyorum gibi gözüküyor değil mi? Ben hitap ediyorum. İtimat edeyim. Belki sizden fazla ben istifade ediyorum. Aynı itimat et yani. Ben böyle bir şey okumak, notu katsaydım böyle konuşmazdım. Bazen kekeliyorum çünkü düşünüyorum orayı. Allah Allah. İlk defa rastlıyorum zevk alıyor. Yani bahane bulmayın. Bahane limanına sığınıp derslere gelmemezlik yapmayın. Yapmayın. Sonra o hal gitti mi, o kalbin nuranilik gitti mi, günah kalbe işleye işleye, nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Bu sefer el er bir günahta küfre gidecek bir yol oluyor mu? Günah günah kabul edilemez hale geliyor. İkinci limadan naklediyorum. Artık ya of, o günah bu günah öyle bir şey hemen ona doğru kayıyor. Hemen bir bakıyorsun ki iman küfürden hemen geçilebiliyor. Ahir zaman fitnesinin deşetli olmasının sebebi imandan hemen küfre geçilebilmesidir. Asıl saadette imanla küfür arası çok mesafeliydi. Geçilemiyordu, çok zordu. Ödü patlardı. Ben mesela çocukluğumda şunu hatırlıyorum da ne olacak 1975 ya. 70 75. Bir köyde karşıda İbrahim Vadi ya Karadeniz böyle. Öyle. Karşı iki tarafta bir sela duyunsa itimat dedim. Bak Enes Salim. Bir hafta bu köyde bile televizyon ve radyo çalmaz. Ve matem olur. Karşı iki köyde ya bir sela okundu. Vay be. O kadar acayip gün. ne demek ya olan toprağa girdi. Allah hayaller çalışıyor. Yani o köyde sela okundu. Bu köyde pek o zaman televizyon yok da radyolar var 1974'te Kıbrıs hareketi. O zaman işte radyo bizde binlerden geldiyse radyo var. Radyolar çalmaz. Bu evde ya hiç tanımadığım adamın bir selasını duyduk ya. Matem olur. Şimdi Al katta cenaze evi. Üstte ha 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 maç seyrediliyor. Veya şölen seyrediliyor. Kastem yapıyor. Hayır. Bitmiş daha. Orada bitmiş. hassasiyet gitmiş ya. Ölüm korkusu. Ne diyor biliyor musun genç? Ölümü düşünmüyor musun elim? Ya hocam diyor sonuç ölüm değil mi? Daha ötesi var mı? Aynı böyle diyor bugün bana. Ölümden daha ötesi var mı? Yok. Ha, o kadar dedi ya. Bırak dedi ya. En son öleceğiz diye, Senle ben eşit olacağız dedi ya. Öleceğiz. Ha. Geleceğe ait. Geleceğe matuf. Vehim de kalmamış. İnsan bir kabirden korkar ya. Şimdi kabire kimisi giriyorsa bilmiyorum ne kadar yakın. Mezarın içini çekiyor. Bak başka bir artesi yapayım. Kabe'ye gitmiş. Anne! Anne! Kabe burada. Lan şey resim çekiyor. Video çekiyor ya. Orada o tavafta nasıl video çekiyorsun sen ya? Anlayamadım ki nasıl bir alet. Lan video çekiyorsun sen şey tavafta. Hani iki kenarda oturdun çektin. Şey olsun diye. Lan sen zaten o moda girmiştin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde. Okurken tavaf ediyorsun. Ondan bunu nasıl yapabiliyorsun ya? Nasıl yapabiliyoruz? Bırak yapayım. Nasıl yapabiliyorum? Yani? Acayip. La o moda girmemiz gerekmiyor mu? O modun içine girmedik ki. Hala Türkiye'deyiz. Anne görüyor musun acı bak. Sana da dua edeceğim. No, külmen yalanlar. O etsen evet, sen ne olur ki? Fitne gelmeden önce dua edin diyor. Duanız kabul olur. Fitne girdikten sonra topluma veya kişiye duanız kabul olmaz. Ha, bu kadar dua ediyoruz ne olmuyor? Ha? Kabe bu tarafta. Anne hani bak 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 bak. Bak bak, bak oraya. Baksana, sen Baksana oğlum sen de baktığında ne oluyor? Lan video nasıl çekebiliyorsun ya? Tavafta nasıl çıkıyor? Şu anda şaşırdınız değil mi bunu? Şu anda şaşırdınız değil mi? Ama işte o kadar acayip bozulmuşuz ki doğruya karşı şaşırdık. Doğru ha bu. Ben de hepimiz böyleyiz. Ama bu hale geldi. O anda o, o, o halet olmayacak mıydı böyle? Tövbene, kusurlarımıza, günahlarımıza ne damet edecektik? Allah mahvet ya. Bakma yüzüm yok ya Rabbi Kabe'ne. Film çekiyoruz. Yüzüm, yüzüm yok ya. Ya Rab. Kabe benim evim. Allah diyor. Ya Rab sen evine doğru sana bakamıyorum. Yüzüm yok Allah affet ya. Böyle kafa aşağıda. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve nimete leke mülk. La şerike lek. Böyle tavaf edecektik değil mi? Ama <laughs> film değil. Ya bizden bahsediyorum. Başka bir yerden bahsetmiyorum. Bu hale geldik. Niye için? Günah işleye işleye artık normal gördük. Hassasiyetimiz, hassas o latif duygularımız. Nazif, latif, latif. Kökler var ya ağacın kökleri böyle. Öf, öflersen kırılacak o kadar. Nazif, latif. Böyle. O hisler gitmiş. Vazife kalmış. Kaba işte kaba bir vazife yapmak. Ondan sonra çıkıyoruz otelde. Otelde de televizyon açıyoruz zaten. Otelde de geldik. Televizyon açıyoruz. Onu açmaya gerek yok. Cepten açıyoruz. Ne var ne yok ya Türkiye'de haber. <laughs> Allah bizi affetsin. Ya oğlumsuz bir ortama mı geldik? Hepten de, dershane kararttı, cehenneme döndürdün ya. Ama maalesef öyle. de hep böyle hep reca şey olacak değil. Kaf, kaf tarafı da yani bu var da ben sevmediğim bir şey ama Maalesef bu da böyle. Birbirimizden ayrılmayacağız. Derse gelirken gelmeye bahane limanına sığınmayacağız. Bah Öyle bir liman yok. Bahane limanı yok. Yorgunum, açım, işten geldiğim yemek yemedim. İşte bazen geç kalkınca yemek yemedin, kahvaltı işe gidiyor musun? Gitmiyorsan tamam. İşten geldiğince de yemek yemeden de gelme. Tamam, işe gitmiyorsan buraya da gelme. Eğer bazen geç kalıp aç gidiyorsan açta derse geleceksin. Derse geleceksin. Geleceğiz ya. Bak bu olmasın diye. O latif, na nahif, hissi latifelerimiz, damar ve köklerimiz ölmemesi için namazı vaktinde elimizden geldiği kadar kılacağız. Evdeyseniz çoluk çocuğunuzla cemaat yapacağız. Tesbihatı asla ihmal etmeyeceğiz. Çünkü şahsi günahlarımıza mukabil akşama kadar işlediğimiz günah cemaatten gelecek sevapları alabilmenin şartıymış. Bu şarttır. Tesbihat şarttır. Ben mi söyledim? Şart mı değil Beni de dahil etmeniz için tesbihat. Kastamı da anlatır. Tamam. Namazı kılacağız. Akabinde tesbihat yapacağız. Asla derslere gelmeye bahane limanına girmeyeceğiz. 3- İnsanların kusurlarına, eksiklikleriyle meşgul olmayacağız. Kendi şey. Dört. Evde adalet, hak hukuk iddia etmeyeceğiz. Merhamet, af, şefkat yapacağız affedeceğiz. Elimizden geldiği kadar akrep olmamak şartıyla akrabalarla ilişkimizi kesmeyeceğiz. Akrep değilse. Yani davanızı Ondan sonra 5-10 on dakika mutlaka Risale okuyacağız. Her gün okuyacağımız evradımız olması. İzbul Kur'an'dan olur, Hizbul Hakkaki Nuriye'den olur, Kur'an'dan olur. Haftada bir cüz aldık ama bir günde bitirdin, 6 gün yattık olmaz o. O alet olmaz. Vazifen yerine geldi de ama halet olmaz. Güne böleceğiz. O mod olsun diye. En önemlisi birbirimizden ayrılmayacağız. Ne olursa olsun birbirimize sahipleneceğiz. Bahane kusur aramayacağız. Ne olursa olsun sahipleneceğiz. Müslüman olacağız ya. Müslüman olmamız lazım. Müslüman olacağız kardeşim. Birbirimizin dertleriyle dertleneceğiz kardeşim. Peki o açık saçık şeyler bir şey ustat diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Yani sonunda burada da diyor. Yani o art niyetli olan başka ama aldatılmışlar dua ediyor. Cenab-ı Hak onları o evlatlarımızı diyor. Onları o hale getirenlerin şerinden Allah onları muhafaza eylesin. Şu anlarda da onları o hale getirenleri Allah kahretsin diyor. Mas onları diyor. Onlara beddua etti diyor. Onları o hale getir. Ama bunlar bu aldatılmış. Allah bunları korusun, muhafaza eylesin. Uyandırsın, uyandırsın, ıslah etsin Cenab-ı Hak. Evet yani biz de dua ediyoruz. Cenab-ı Hak bu Müslümanın evlatlarını böyle aldatılmaya Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Edilmesin inşallah. Edilmiş olanları da Allah muhafaza eylesin. O hayatta olanları Cenab-ı Hak korusun, bu safa alsın. Cenab-ı Hak kalpler, kalpler Allah'ın elinde. O aldı ama Cenab-ı Hak kalbini bir şey koyar, hidayet gelir. Allah hidayet koysun onların hepsine. O, o şekilde gezenlerin hepsine Cenab-ı Hak hidayet versin. Kalplerine imanı Cenab-ı Hak kamil imanı koysun. Kamil imanı. Böyle tabii ki bizim evlatlarımız içimiz yanıyor. Bu tarafa alacağız safımıza yani. Madem güzellik bir nimettir. Nimete şükredilse manen ziyadeleşir. Şükredilmese yani güzellikten açılmıştır. Şu, güzellik böyle kaşı gözü değil ya. Onun için Kur'an'da hum <laughs> fi vucuhi min eseri sucud. Esinetikum elvanikum. Simaları. Mesela ayna var lavada. Senin suretini gösterir. Şu sima ise ruhunu gösterir. Ruhunu. Lavadaki ayna sureti. Kaşımızın olduğunu. Burnumuzun olduğunu. Burada çamur var mı yok mu? Taray, taramak mı lazım? Onu gösterir. Ama şu sima ise ruhu gösterir. Namaz var mı yok mu? Oruç var mı yok mu? Çok bugün akşama günah işledinse lavaboya gidip gözüne bakamazsın. Çünkü kaptaki günahlar gözde gözükür. Ee, lavadaki ayna suretimizi, simamız, ruhumuzu, ruhumuz Allah'a gösterir. Ama günahlar da böyle berbat ediyor işte oraları. Ya Bunlara girilmedikçe işte YouTube'lara bugün ne dedi? TikTok mu dedi? Bir şey vardı. TikTok mu? Ha. TikTok. Ha, ha işte o işte. On, onlara <laughs> muhatap olmayacaksın. O kadar kolay. Eğer girersen yatsı kılamazsın. Ha şimdi Allah'a okunuyor. okunuyor. Ee, kalk kıla. Tamam anne. Tamam. Kılacağım ya. Kılmıyor muyuz ya? Abi? Artık yapacağını yaptı, gücünü, enerjisini harcadı. Artık yapacak bir şeysi kalmadı. Çünkü yapacak... Tamam hadi bakalım. Ya o sün, yatsının sünnetini de terk etmek sünnettir. Allah ekber farzı da öyle tanktık. Ondan sonra son sünnet de yok. Selahat de kafası kırılmış falan. Ne okuduğunu zaten o da bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Ne okudum öyle geçti. Allah affetsin. Zorla yatağa da düştü. Esas gücümüzü, enerjimizi yapmam gerekeni yapmayıp ona harcadın. E şimdi ona bir şey kalmadı ki. Nasıl kılacağım? Müslüman gördüğü zaman sana güven vermesi lazım. Seni gördükleri zaman haza Müslüman gözükmesi lazım. İşte diyor ki madem güzellik bir nimettir, nimete şükredilse manen ziyadeleşir. Şükredilmezse değişir, çirkinleşir. Değişir. Acayip. Güzel, kaşı gözü yerinde ama en gerek yılanı gibi adamı sokuyor ya. Diyesin geliyor yani. Kalsından başından senin güzelliğin ya ruhu beni sırdı ya. Çirkin elbette aklı varsa hüsn ve cemalini aklı varsa hüsn ve cemalini birisi yüz güzelliği ötekisi de ruhunda simasına gözüken ruhanilik bak hüsn ve cemalini günahları kazanmak ve kazandırmak ve çirkin ve zehirli yapmak ve o nimeti küfran ile medar azap bir surete Çevirmekten bütün kuvvetiyle kaçacak. Yani ki yüzde iki tane şey var. Birisi ruhu buraya aksediyor. İkincisi kaşı gözü dengeli. İkisi bir bütün oldu mu? Çok güzel olur. O zaman birbirini hüsn ve güzel, hüsn ve cemalini beraber oldu mu? Yoksa o sif güzelliğini Cemalini haramı kazanmaya ve karşıki tarafı kazandırmaya kullanmamak gerekiyor. Ve o fani 5-10 senelik cemali bakileştirmek için, cemali 5-10 seneye en fazla gösterebileceğin 5-10 sene, onu bakileştirmek için meşru bir tarzda istimal ile o nimete şükredecek. Doğru kullanırsak onun adı şükürdüreniz. Yoksa ihtiyarlıktan uzun zaman istiskale maruz kalıp ihtiyarlıkta eğer böyle yapmasa adam veya kadın böyle yaşarsa yaşlandı dede veya baba ne oldu? Torunlar, evlatlar bakmıyor. Bu sefer nerede var bu ihtiyar şey bakım evleri? Çoğaldı. Burada da var değil mi? Evet. Var. Ondan sonra ölmedi de kurtulmadık ya. Hala yaşıyor be ya ölümde kıt oldu falan öyle oluyor. Hemen kafadan def etmek istiyorlar. Ama iffetini ve namusunu korudu mu torunlar, çocuklar böyle onda o bir nuranilik yaratıyor Allah. Bir çekicilik yaratıyor. Onun yanında olmak rahatlık veriyor. Allah merhamet etmiş ya ona. O da iffetini namusunu korumuş. Onlarda bir çekicilik mi orada olunca rahatlıyor. Psikolojisi vesaire. Babanın yanında oturuyor falan. Böyle iki kelam edin. Ama öyle olmasa bak. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman istiskale maruz kalıp mevsane alacak. Kimse benim kapımı açmıyor. Açmaz. Namaz olmamış ömründe. Evet tesettürün o kadar şey olmamış ama namaz yok şey yok. Bu sefer etrafında kimseyi bulamaz. Yok etrafında kimse yok. Eğer terbiye İslami dairesinde adab-ı Kur'an'i zinnetiyle o cemaat güzelleştirilse o fani hüsün manen baki kalacağı ve cennette hürilerin cemalinden daha şirin ve daha parlak bir tarzda kendine verileceği hadis hadiste katiyetle sabittir. Eğer o güzelin zerre miktar aklı varsa bu güzel ve parlak ve ebedi neticeyi elinde kaçırmayacak. Mesela bütün cennetin güzelliği bir şeyde cem edilmiş. Kim o? Huri. Bütün bitti ders. Bütün bunu hadisi zikredeyim. Bütün cennetin güzelliği Huri'de cem edilmiş. Bu kadar cennetin bütün güzelliği onda. Dünyadan giden ehli iman bir hanım, Müslüman bir kadın o Huri'den daha güzel olacak. Ha, burada da öyle diyor zaten. Hadis ya. Diyor ki eğer diyor Terbi İslam dairesinde adab-ı Kur'an'ı zinetiyle o cemal güzelleştirilse o fani hüsün manen baki kalacağı cennette aha buradan söylüyorum. Cennette hurilerin cemalinden daha şirin ve daha parlak bir tarzda kendisine verileceği hadiste katiyetle sabittir. Dünyada giden hanım hurilerden daha güzel olacak. Allah! Görüyor musun? Eğer o güzelin zerre miktar aklı varsa bu güzel ve parlak ve ebedi neticeyi elinden kaçırmayacak. İman küfür elinden. 213. sayfadan okuduğum, merak eden evde de okur. Cenab-ı Hak bu kullarından eylesin. Bizi bize bırakmasın. Bu hallere düşen Müslümanın evladını Cenab-ı Hak emin eylesin. Onların şerinden ellerinden kurtarsın adab-ı İslami zinnetiyle hüsn ve cemal sahibi eylesin inşallah. Bizi de günahlardan korusun. Şimdiye kadar yaptığımız günahları da bu dersin hürmetine, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmetine, İsmi Azam'ın hatırına, Kur'an-ı Azimuşan'ın şerefine dualarımızı kabul edip, tövbelerimizi kabul-i kalin eylesin. Ve ahirde vahım en Rabbil alemin. الفاتحة تما صلوات أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنْ أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهاده عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير واذ قال ابراهيم تَوْخِيذُ أَسْنَامًا آلِهَا إِنِّي أراك وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال هذا ربي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة